Herkese merhabalar. Ben İngiliz öğretmeniniz Fırat Hoca. Bu videoda İngilizce'de sorular nasıl çözülmeli, nelere dikkat edilmeli üzerine örnek sorular çözeceğim. Kullandığım yayın Moramor yayınlarının Test kitabı olacak. Haydi başlayalım. Öncelikle İngilizce'de soru çözmeye başlamadan önce mutlaka soru kök kökünü çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu genelde en iyi öğrenciler bile olsa yaptıkları bir hata soru kökünü tam anlamadan soru çözmeye çalışıyorlar. Şimdi soru kökünü okuyup onu anlamaya çalışalım. Which of the following questions? Şimdi which hangi anlamına geliyor? Of nın anlamına geliyor. Following. Following normalde takip eden anlamına gelen bir kelime. Ama bu kelime Türkçe soru kalıplarında kullandığımız aşağıdakiler kelimesiyle birebir aynı. Yani biz bunu following soru köklerinde gördüğümüzde direkt aşağıdakiler diyebiliriz. Which of the following questions? Aşağıdaki sorulardan hangisi? Does Not, Does Yardımcı filmi gördüğümde geniş zamanda bir soru sorulduğunu çok net bir şekilde anlamış oluyorum. Does Not, Alice Ask Bruce. Alice Bruce'a sormamıştır. Şimdi bunu okuduktan sonra Alice Bruce arasında geçen diyaloğu okuyup onu anlamaya çalışacağım. I am happy to be here. Burada olmaktan mutluyum. Evet, I am happy, mutluyum to be, olmak here. Burada, burada olmaktan mutluyum. On our vacation. Evet, tatilimizde burada olmaktan mutluyum. The city is really fascinating şehir gerçekten de büyüleyici. Şimdi burada boşluk var. Bu boşluğa ne gelmesi gerekiyor? Bu boşluğun cevabını Bruce'un verdiği cevapta bulmamız lazım. You are right. Haklısın diyor. There are. There are var demek. There are a lot of. A lot of birçok, bir sürü must see, must see görmesi gereken yerler. Evet, burada da bir sürü görmesi gereken yerler var. dediğine göre Alice bu kuru cümlelerden sonra Bruce'un fikrini soruyor. Şimdi bununla ilgili baktığımızda what about you? Ya sen? Sen ne düşünüyorsun? Senin fikrin ne? Anlamına gelen bir kalıp Bu boşluğa gelir. O yüzden biz bunu hemen eledik. Bu boşluğa geldi. Daha sonra yeni boşluk var. Ve Bruce'un buna verdiği bir cevap var. I am taking photos of Hagia Sophia diyor. Ben Ayasofya'nın fotoğrafını çekiyorum. Evet I am taking. Şimdiki zamanlı yani present continuous tense'de verilen bir cümle. Şu an yapıyorum dediğine göre ne yapıyorsun diye soracak. Çünkü it has a mystic atmosphere diyor. O mistik gizemli bir atmosfere sahip Ayasofya'dan bahsediyor. O yüzden ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun anlamına gelen kelime what are you doing ne yapıyorsun. Evet what are you doing ne yapıyorsun. D şıkkı gitti. Oh my god. Oh aman Allah'ım diyor. Y yeah diyor, evet diyor. İşte Byzantine Emperor, Bizans İmparatoru Justinian 537 yılında inşa etti. Evet. Bu yıl biliyorsunuz birinci hali, T olunca ikinci hali bunu inşa etti. Dediğine göre yani Ayasofya ile ilgili herhangi bir bilge sahip misin gibi bir şey olması lazım. Do you know anything? Herhangi bir şey biliyor musun? Onun hakkında herhangi bir şey biliyor musun? Bu da B şık olur. O yüzden C şıkkını sor Mamıştır. İkinci soruya baktığımızda yine soru kökünü çok iyi okumamız gerekiyor. According to, according to, e göre anlamına geliyor. Artık buradaki neyse buna göre anlamına gelen bir kelime. According to the information, information bilgi, bilgiye göre below diyor. Burada bir e, kelime atası yapmışlar çünkü below aşağıda demek. Above ise yukarıda ya da yukarıdaki anlamına geliyor. Aşağıdaki bilgi değil çünkü bilgiler yukarıda olduğu için above demesi lazımdı. Yukarıdaki bilgiye göre who, kim invites Martin. Martin'i davet eder. Ne için? Historical holiday. Ta tarihi bir tatil için Martin'i davet eder. Yani burada tabii Martin'in arkadaşları, Martin's friends diyor. Victor, Harold, Edward ya da Clark. Evet bunların davetleri var ve bu davetler içinde tarihi davetin kimin yaptığını bulmamız gerekiyor. Okuyalım. Evet, why don't we? Bu kalıbı friendship ünitesinde anlatmıştık. Neden yapmıyoruz? Why don't we stay? Neden kalmıyoruz? Intense. Çadırlarda, tatilimizde. Çadırlarda neden kalmıyoruz? Bu tarihi bir davet değil. What about? What about da yine what about ya da how about? X'de ne dersin demek? Ne dersin? Spend time on sandy beaches on vacation. Tatilde kum, kumlu plajlarda zaman geçirme ne dersin? Bu da yine tarihi tatilde ilgili bir bilgi, bir teklifi yok. Would you like to? Would you like to ister misin? Anlamına gelen bir kalıp. Would you like to see? Görmek ister misin? Would you like, Would you like to see the pyramids with me? Benimle piramitleri görmek ister misin? Burada piramitler. Evet biliyorsunuz. Tarihle ilgili. Bu tarihi olabilir. Bu konuşmayı kim yapıyor? Edward. Evet cevabımı buldum. Edward. Clark'ı da yine okuyayım. How about? Ne dersin? Staying in a ship. Gemide kalmanı ne dersin? Ve görmeye ne dersin? All the coast of Turkey'nin bütün kıyılarını e, görmeye ve gemide kalmanı ne dersin? Anımına gelen bir teklif. E, bu da yine tabi bir teklif olmadığı için cevabım C. Evet. Sonraki sorulara geçelim. Yine soru kökünü çok iyi, iyi okumam gerekiyor. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre who, kim, gives information, bilgi verir, about, hakkında, the accommodation on his vacation. Evet, tatilindeki konaklama hakkında kim bilgi veriyor. Evet, konaklama deyince aklımıza ne geliyor? All inclusive dediğimiz, her şey dahil oteller geliyor. Bed and breakfast, oda ve kahvaltı hizmeti sunan konaklama yerleri geliyor. Dormitory yurtlar geliyor, hotel, yani 5 star, 5 yıldız oteller ya da 2 star, 3 star, 2 yıldızlı, 3 yıldızlı oteller. Bunlar geliyor. Şimdi bunlarla ilgili kim bilgi veriyor ona bakalım. Max okuduğumuzda ne diyor? I did. Do, yapmak. Did, yaptım. Yaptım, ne yaptım? Many recreational. Evet, çok eğlenceli aktiviteler yaptım. Ne zaman? When I was on vacation, tatildeyken. Çok fazla eğlenceli aktiviteler yaptım. Konotoma ilgili bir bilgi yok. I flew. Şimdi fly uçmak, Flew, e, ikinci hali. On a plane uçakta uçtum for the first time e, ilk defa. Last summer geçen yaz ilk defa uçakta uçtum. Evet bu da yine konaklama ilgili bir, bir bilgi yok. We stayed evet bu stay kelimesi kalmak hemen e, konaklama ile ilgili bir bilgi vereceği izlenimi ediniyor insan. We stayed kaldık ne de kaldık. At a two star iki yıldızlı e, otelde kaldık. İki yıldız otelde kaldık. Because it was cheap. Çünkü o ucuz idi. Evet konaklama ilgili bilgi var mı? Var. O zaman cevabımız ne? Rachel. Tekrar söylüyorum. Yani soru kökünü iyi okumak neredeyse sorunun %70'ini çözmeye eşler. Evet son sorumuzu çözelim. Burada da yine which, which kelimesine değinmiştik. Soru kelimesi hangi anlamına geliyor? Orta following. Following'in aşağıdakiler olduğunu e, ilk soruda anlatmıştım. Aşağıdaki sorudan hangisini en iyisi Michelle'e sormamıştır. Yine benzer bir soru. Welcome back home dear. Evet tekrardan hoş geldin canım diyor. It wasn't good. İyi değildi. Evet. It wasn't. O iyi değildi. Demek ki onunla ilgili bir soru sormuş. Unfortunately ne yazık ki. I had a bad holiday experience. Kötü bir tatil deneyime sahip oldum. Deneyim yaşadım. O zaman ne diyecek? Yani tatilin nasıl daha vaziyor? Holiday. Tatilin nasıldı? Bunu sormuştur. Bize sormadığını. Hangisini sormamıştı? Onu sorduğu için. Bu olduğu için bu olmaz. I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. Üzgünüm. Well, the bed and breakfast hotel was really bad. Ee, yani yatak ve kahvaltı oteli gerçekten kötü idi. We didn't like it. Onu sevmedik. Dediğine göre yani ne diyebilir? What was the weather like? Hava nasıldı? Bunun cevabı olamaz. Why didn't you change your place? Yerini neden değiştirmedin? What didn't you like about your holiday? Tatilinle ilgili neyi sevmedin? Evet bu Michel'in verdiği cevabın sorusu olabilir. Tatiline ilgili neyi sevmedin? İşte yatak ve kahvaltı oteli çok iyi değildi. Biz onu gerçekten sevmedik. I see diyor. I see anladım anlamına gelen bir yapı. I see görüyorum anladım. Bir kaos. Evet burada çünkü var. Demek ki why ile ilgili nedenle ilgili bir soru olması lazım. There wasn't. Yoktu. Ne yoktu? Any other place to stay. Başka Kalacak yer yoktu. Herhangi başka bir kalacak yer yoktu. Dediğine göre why didn't you change? Şimdi bu kelime de gene de öğrencilerimiz karıştı diyor. Şimdi chance. C olduğunda şans anlamına geliyor. Eğer G olduğunda değiştirmek anlamına geliyor. Ve feel. Why didn't you? Neden yerinizi, your place, yerinizi neden değiştirmediniz? Because there wasn't another place to stay. Kalacak başka herhangi bir yer yoktu. Cevabını sorusu olduğu için o zaman hava nasıldı sorusunu sormamıştır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.